Takvim yaprakları 1934 yılını gösterdiğinde Mehmet Ali Kağıtçı isimli bir adam dönemin başbakanı İsmet İnönü ile uzun uğraşlar sonucunda görüşmüş ve bir kağıt fabrikası kurulması konusunda hemfikir olmuşlar. Bunun nihayetinde SEKA Kağıt Fabrikası Kocaeli ilinin İzmit ilçesine kurulmuş ve faaliyetlerine başlamış. 1936 yılından 2004 yılına kadar devam eden bu serüvende neler yaşanmış ve kağıt fabrikası neden kapanmış, kağıt fabrikasının gelişim süreci gibi konuları hep birlikte şu anda müze olan binanın içerisine girdiğimizde birlikte göreceğiz. Biz gezimizi yaptık. Birkaç bir şey de ben söylemek istiyorum. Özellikle 1998 yılında özelleştirme kanun tasarısıyla özelleştirme kapsamına alınan SEKA Kağıt Fabrikası 1936'dan 2004'e kadar ülkemize hizmet vermiş ve ilk kağıt fabrikası olma özelliğini taşımakta. Mehmet Ali Kağıtçı özellikle başlı başına bir video konusu. Ancak bu videonun içerisinde de bazı bilgiler aktaracağım size Mehmet Ali Kağıtçı ile ilgili. Ancak SEKA Kağıt Fabrikası özellikle diğer fabrikalarımız gibi, yani uçak fabrikası, Kayseri'deki uçak fabrikası, daha çok yeni şeker fabrikaları gibi zarar etmeye başlamış fabrikalardan sadece bir tanesi. Özelleştirme sürecinden sonra sadece ilk olan burası zaten İzmit SEKA Kağıt Fabrikası özelleştirmeye kapanmış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne aktarımı sağlanmış. Yaklaşık 8-8,5 kilometre kare gibi bir alana kurulu olan fabrika genelde denizin kenarına konumlanmış durumda. Burada tabii ki bunca süreç içerisinde ülkeye birçok fayda sağlamış bir fabrikadan bahsediyoruz. Nitekim şu anda yerli kağıdımızın üretilmemesi, bundan birkaç ay önce Balıkesir SEKA fabrikasının yeniden geri dönüştürülebilir kağıtla üretime başlamış olması ve işte bazı
Mopak gibi bildiğim kadarıyla kağıt fabrikalarının özellikle bu A4 dediğimiz birinci hamur kalitede top kağıtlar üretmesi gibi şeylerin tamamına öncülük etmiş. Seka Kağıt Fabrikası bu öncülüğünü Mehmet Ali Kağıtçı tarafından Fransa'da Mehmet Ali Kağıtçı'nın yapmış olduğu eğitim neticesinde Türkiye'ye getirmiş. Özellikle selüloz üretiminde de buradaki fabrikalardan birisi de selüloz üretimi için kullanılıyormuş. Bu sebepten ötürü çok önemli bir yer tutmakta. Selüloz kağıt üretiminde özellikle çok önemli bir madde, ham madde diyebiliriz. Selülozla karıştırılarak kağıt hamuru elde ediliyor ve birçok kağıt türü burada yıllarca üretiliyor. Bristol kağıtlar, duvar kağıtları, karton, gazete kağıtları gibi kağıtlar 10 yıllarca İzmit Seka Kağıt Fabrikası'ndan çıkıyor. Böyle bir değeri zarara uğratmak tabii ki siyasi sebepleri de olabilir. Yönetimsel problemler de olabilir. Buranın bir müze haline dönüştürülmüş olması ise gerçekten ülkemize büyük bir katkı. Özellikle turist ziyaretleri, yerli yabancı tüm turistlere açık oluşu ve burada kağıdın o kısa tarihinde gezinti, özellikle taş plakalara yazılmış gerçek yazıtları, papirüsü, parşömen kağıdını burada görebiliyoruz. Özellikle içeride benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi ise bu fabrikanın bu kurulmuş olduğu ile katkıları, sinema salonları oluşturması, spor faaliyetleri yürütmüş olması ve daha birçok etkinlikte başrol alması ise gerçekten bu zamana kadar birçok kurulmuş fabrikanın önünde geliyor hizmetleri bence. Ben çok şaşırdım. Özellikle bu kağıt üretimine bu kadar günümüzde şu anda kağıt çok pahalı. Tuvalet kağıtlarını bile almakta birçok aile zorlanıyor. Ancak bunu daha çok zarar-kar ilişkisinde değerlendirmenizi rica ediyorum ben. Yapılan yatırımlar zamanla eskiyor. Özellikle burada yapmış olduğum görüşmelerde dakikada 200 metre gibi bir çıktı alınabiliyormuş. Kağıt çıktısı alınabiliyormuş bir cihazda. Zaten burada 4'ten fazla cihaz varmış. Ancak onun ikisi daha özelleştirme olmadan hurdaya çıkmış ve envanterden düşmüş, demirbaştan düşmüş. Ancak iki tane üretim cihazı sapasağlam duruyor ve kapandığı güne kadar üretime devam etmiş. Fabrikanın yaklaşık 68 yıllık bir hizmeti olmuş. Bundan sonrasında da fabrika binaları ve içerisindeki konuşlandırılan tüm cihazlar müze olarak siz değerli ziyaretçilerine açık hale getirilmiş. Ücretsiz bir müze burası. Dileyen herkes pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde burayı ziyaret edebiliyor. Burayla ilgili daha dramatik bir video çekmek isterdim. Ancak güzel neticelendirilmiş bir fabrika. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.